Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, Hikmet Kaselerinde bu programımızda Rabbimizin iki esmasını birden konuşacağız. Çünkü iç içe iki esma. Rabbimizin El-Gani ve El-Mughni esmalarını hocam izninizle konuşalım. Hani iç içe hakikaten anlam itibariyle de iç içe. Hani farklar varsa da hani inşallah onları soracağım ben size. Şimdi bizdeki özellikle Gani ismi, El-Gani ismiyle ilgili tecelliyata baktığımızda böyle önce bir zorluk, sonrasında müthiş bir rahatlama. Yani fakat bu şey bir bedensel değil. Yani değişik bir rahatlama, sanki yok olmuş gibi hiçbir şey kalmamış. Hani aslında varsın ama yani yokmuşsun gibi, yani tam ifade etmekte biraz zorlanıyorum ama sıfır sorun diyeyim, öyle anlatayım. Sıfır sorun şeklinde hani öyle bir hissiyat bizde meydana geldi. Bununla başlayalım Seyidam. Rabbimizin El-Gani ismiyle, tabii bu hissiyata da bağlarsınız inşallah, ve El-Mughni, böyle bir hissiyat elde ettik. Ne lütfedersin hocam? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii El-Gani mana itibariyle biliyorsunuz zengin olan, zengin eden, El-Mughni zengin eden, El-Gani zengin olan demektir. El-Mughni ise zengin eden, yani bütün zenginliğin kaynağı veren anlamındadır. Tabii ismi Cemil'in böyle bir manası olunca haliyle insan üzerindeki tecellisi de böyle olabiliyor. Neden? Çünkü zenginlik bir şeye muhtaç olmamaktır. Yani hani genişlik anlamındadır, refah anlamındadır. Bir şeye takılmamaktır. Çünkü insan hani alacağıyla, işte ihtiyaçlarla imkan arasında bir dengesizlik olduğu zaman onun zihninde bazı şeyler ne yapar? Takılır. Yani imkan kısıtlı ama ihtiyaç işte fazla olursa burada ne ne oluyor hal olarak? İnsan tabi bir daralma hissine ya da bir düşünceye sürüklenebilir haliyle, doğal olarak. Evet. Ama El-Gani isminde imkan ve tasarruf, ihtiyaç noktasında bir haşa açık yoktur. Dolayısıyla Hak Teala'nın iradesi ne kadar, muradı neyse onun buna dair imkanları, gınası fazlasıyla yetiyor. Bu da tabi böyle bir tecelliye söz konusudur. Tabi El-Gani isminin bir de şöyle bir yönü vardır. Hani bunu da geniş geniş inşallah ele alacağız. Bunu da ifade ettikten sonra sizin belki izahını isteyeceğiniz şeyler, daha çok şey vardır eminiz. Şey olarak gına aynı zamanda müzik demektir. Dolayısıyla El-Gani ismi hem zengin olandır hem bütün bestelerin sahibi olandır. Yani şeyi soracaktım. Biz zenginlik denildiğinde bizim aklımıza hep maddiyat gelir. Yani Allah-u Teala'nın buradaki isimleri El-Gani ve El-Mughni, yani hem zengin olan hem zenginlik veren. Veren anlamındadır. Tabii. İsimlerini biz maddiyat olarak mı düşünmeliyiz? Güzel. Şüphesiz hem maddiyat olarak Gani ismi, maddiyat olarak bizim bildiğimiz zenginlik anlamında, bir de beste anlamında. Mesela hani idgam al gunne, teganni, gunne diyoruz. Yani müziğe de uğniye denir zaten. Şarkıya, Türkiye falan. Bunlara Arapçada uğniye denir. Evet. Gına aynı zamanda müzik demektir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu El-Gani ismiyle hem insanlara zenginlik verir hem de ses verir. Güzel bir nam verir, beste verir. Yani bu işte insanın namı olabilir, insanlar içinde sesi olabilir. Kendi içinde o bahsettiğimiz huzur hali olabilir. Hani bir müzik dinler insanlar, onunla bir huzur bulurlar. İşte bir parça dinlerler, bir müzik, bir şey. Ne yapar? İnsan içinde bir hal oluşturur. El-Gani isminin tecellisidir o aynı zamanda. Bu aslında o zaman şöyle yanlış olmaz inşallah. Şimdi El-Gani isminin maddi, insanın maddi cihetine tasarrufu zaten belli. Belli, o bilinen. Evet. Evet. Bu da aynı zamanda maneviyatını mı besliyor? Çünkü tabii müzik dediğimiz şey karın doyurmuyor.
Bravo. Şimdi hocam eğer yani huzur boyutu, yani zenginliğin huzur oluşturma boyutu. Şimdi insanlar bugün şu problemi yaşıyor. Zenginler özellikle. Özellikle zenginler. Huzur problemi yaşıyor. Yaşıyor. Tabii çünkü bu gınanın onların üzerindeki bir taniye, bir işte gıdaya dönüşmesi, ruhun gıdasına dönüşmesine engel oluyor. Halbuki ne diyorlar? İşte müzik insanı dillendirir. Ruha bir tür gıda oluyor falan. El-Hak bu böyledir. Yani yerinde güzel nameler, ister doğada olsun, ister notalarla olsun. Sonuçta hepsi aynı yola varır, aynı noktaya çıkar. Yani bir taganni, güzel bir taganni, sanatsal bir şey insanın ruhunu etkiliyor. Dolayısıyla güzel bir ses insanı etkiliyor. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. فَلَيْسَ مِنَّ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ Kur'an'ı taganniyle, Kur'an'la taganni etmeyen bizden değildir buyuruyor. Tabi buradaki Kur'an'la taganni etmek. Demişler ki işte alimlerin hemen hemen tümü çoğu ses, yani ses, güzel sesle okumak. Elbette bu doğrudur. Yani güzel bir sesle, tecvidle, bir makamla okumaya taganni deniyor. İdgam me'l-gunne diyorlar mesela. İşte taganniyle Kur'an okunmalı diyor. Düz bir metin gibi nesir şeklinde okunmamalı diyor. Çünkü Kur'an'da gani bir mana vardır. Evet. Çok zengin bir mana vardır ve bu mananın işte ortaya çıkışında bir name olmalıdır. Bir taganni olmalıdır. Değil mi? Evet. Evet. Ama bir şeyi daha vardır. Aynı zamanda Kur'an'la taganni etmek, Kur'an'la yetinmektir. İstigna etmektir. Kendini Kur'an'la zengin bilmektir. Fikirsel olarak, sanatsal olarak, felsefi olarak, işte zihni olarak, kodlama anlamında her türlü fikirden kendini gani görerek Kur'an'ın bütün donanıma yeteceğine inanmak da taganni etmektir. Ya psikolojik üstünlük mü diyelim? Tabii yani. Psikolojik ve maddi üstünlük. Yani sen şunu diyorsun. Ben hiçbir kitap, bir felsefe, başka birinin şunu bunun içinden istifade etmezsem de ben Kur'an'dan alacağım hikmetle, nurla, manayla, bilgiyle bana yetecektir. Ben Kur'an'la ganiyim diyorsun yani. Zenginim diyorsun. Çünkü zengin kimse ne yapar? Kendi kaynaklarına güvenir. Diyor ki benim kaynaklarım var, bu bana yeter diyor. İşte bu şekilde El-Gani isminin hani bir el-gani ile mugni ilişkisini de izah ettik. El-gani zengin olandır. El-mugni zengin edendir. Şimdi insanlar zengin olmayı seviyor da zengin etmeyi sevmez. Yani zengin olmak ayrıca kapitalist sistemde özellikle genelde zenginler tekeldir. Yani isterler ki kendileri zengin olsun. Ama Hak Teala bu şeye sahip değil, haşa. O hem zengindir hem zengin etmeyi de sever. Kullarına vermeyi sever. Evet. Yani kendi... Muhtemelen bu esmalardaki, hani bu benzer esmalar dedik ya, zengin. Müştaklatın, bir de türeme, türevdir evet. Yani. Hikmet Allah-u Alem budur. Yani bize verdiği mesaj, ben zenginim ama zengin etmeyi de seviyorum. Tabii. Çünkü insanoğlunun problemi bu. Tabii. Zengin, aman başkası zengin olmasın mücadelesi. Tabii. Hatta karşıdakini bazen kartelleşme dediğimiz tabii, şey tabii. Budur. Güç haline geliyorsun. Başkası bu alana girmesin. Tabii. Sadece ben zengin olayım. Allah-u Alem. Peki şimdi Allah-u Teala kendisi zengin. Zengin etmeyi seviyor. Peki zenginden ne bekliyor? Nasıl bir zengin kul profili? Yani Allah-u Teala'nın istediği zengin kul profili kendisine benzeyendir muhtemelen ama yani Allah-u Teala'nın bu sıfatlarını taklit etmesi gerekiyor. Hocam şimdi zenginlik, gına burada hani El-Gani isminin tecellisi zaten zenginler üzerinde değildir. Eğer zenginler üzerinde olsa olmaz. Peki fakirler bu isme nasıl mazhar olacak? Güzel bir soru değil mi? Evet. Ya şimdi biz hep El-Gani ismini tabii zenginlik diyoruz ya. Peki bir fakir buna mazhar olabilir ya mi? Bu ismin fakirin dünyasındaki karşılığı nedir? Güzel değil mi? Evet. Güzel. Tabii önemli. Güzel. Şimdi bu taraftan da ele almak lazım. Tamam, şimdi zengin tarafından ele almak İkisinden lazım. İkisinden de hani zengin nasıl davranmalı, fakirin karşılığı nedir? Şimdi El-Gani isminin zengin tarafındaki tecellisi şudur. Birincisi o gınayı Allah'a ait bilerek şükür, yani kendi içinde onun huzurunu ve şükrünü eda etmek, onun mutluluğunu yaşamak, bunun değerini bilmek, bunu Allah'tan bilmek, kendi gücüyle, kendi zekasıyla, kendi şeyle olmadığını bilmek. Hani Karun diyor ya, ben bunu kendi yanımda olan bir bilimle, bir bilgiyle edindim diyor. Utituhu ala ilmin indi diyor. Ben bir sırra sahiptim, bilgim vardı diyor. Ve bu bilgi sayesinde
İşte altınlarımı çoğalttım. İşte bu anlayış biliyorsunuz bugün kapitalist sistemde çok önem artık arz ediyor. Neymiş efendim? İnsanlar kendi becerileriyle zenginliği şey yapıyor. Bu kere bu büyük bir meydan okumadır. Buna dikkat etmek lazım. Evvela zenginliğin mutlaka kaynağı Hak Teala'dır. Hiç bunda şüphe yoktur. Zengin kimse kendi seviyesine göre ne kadar zengin olursa olsun bütün bu şeyin kaynağının Hak Teala olduğunu, Allah olduğunu, Rabbul Alemin olduğunu bilecek. Bu burası çok önemli. Bunun altını çize çize. Çünkü bizim toplumumuzda da Karun'un söylediği sözlerin neredeyse aynısı kullanılıyor. Evet. Müslüman insanlar diyor ki hani bu ben akıllıyım ya. Evet. Akıllıyım yani diyor Allah Teala vermiş yani. Evet. Allah Teala bana veriyor çünkü çok akıllıyım. O Kasas suresi değil mi? Vay canına. Demek ki diyor kullarından dileyenin rızkını genişletmeyi dileyen dileyenin ki sınırlamayı dileyen Allah'mış. Ya Firavun'a sonradan pişman hani o hani şu sonradan Karun'a imrenenlerin söylediği bir şeydir bu. Hani o yerin dibine geçtiğini görünce bunu söylüyorlar. Diyorlar ki demek ki böyleymiş hakikat. Şimdi önceleri onun yerinde olmayı temenni etmişlerdi. İşte Karun da bununla böbürlenmişti. Halbuki Allah Celle Celaluhu orada Karun'a yani o zenginliğin adabını ahlakını ne yapıyor? Hak Teala orada ona öğretiyor. Yani kendi Allah'ın fazlından yararlanmayı, onun tadını almayı, onun lezzetini almayı ona vermişti. Ancak Karun bunu hem böbürlenme hem insanlara karşı bir tekebbür aracı olarak kullandı, bir istismar aracı olarak. Karun'un söylediği ifade diyor ki bu benim bilgi ve becerimle. Tabii. Ala ilmin utitu, ala ilmin indi diyor. Hı-hı. Yani benim yanımda olan bir bilgi sayesinde bunu Yani bu işte bizim toplumda da hani onun için sordum. Zengin el gani isminden ne anlamalıdır? Bu işte kaynak anlamında. Kaynak evet yani bu sen misin? Allah mı? Bunu nasıl fark edecek, anlayacak? Tabii kaynak olarak kesinlikle insan zenginliğin kaynağını Hak Teala bilecek. Aksi takdirde o kaynak kurur. Yani orada bağlantı kopar ve zenginlik para pula döner. Bak para pula döner diyoruz. Niye pula dönüyor? Çünkü bugün insanlar bir şeye sahipler. Yarın bakmışlar ki bir devalüasyon olmuş, bir savaş olmuş. O pul pula, o para pula döner. Evet, tabir değersizleşir. Değersizleşir. O bakımdan yani zenginliğin böyle bir riski de vardır. Bu kaynak anlamında. Ayrıca El-Mughni isminin tecellisiyle vermek boyutuna geçecek. Şimdi önce kendi içinde bunun değerini, anlamını bilecek, manasını bilecek, tadını alacak, haddini bilecek, şükrünü eda edecek. Bir de dışarıya yansıması. Şimdi bir kendi iç alemindeki hali var bu işin. Bir de dışarıya yönelik. Yani kul gani olsa beraberinde mughni olmasa başına felaket gelir. Bravo. Tabii. Değil mi? Hancım diye oluyor. Zaten bencil olur. Karun'un problemi bu. Ganiydi. Çok zengindi. Evet. Ama mughni değildi. Tabii. Dağıtmıyordu. Tabii. Mughni olmadığı için, vermediği için, tekel olmaya çalıştığı için, kartelleşme olduğu için, işte ne bileyim rant olduğu için ne oluyor orada efendim? İşte el-gani ismi orada farklı bir şekilde tecelli eder o insanlar üzerinde. Bu nedenle zenginliğin bu iki boyutuna dikkat etmek lazım. Kaynak boyutu bir de tasarruf boyutu. Kendi içindeki hali, kendi ailesine vereceği edep, kendi evlatlarına. Mesela bazı zenginler var yani sonradan görmedi derler ya ya da gün görmemiş şeyler var. Görgüsüzlük hali oluşuyor. Yani o zenginliği kötüye kullanma. Bunun şükür ve bir terbiye aracı olarak değil de hava atma. İnsanları ezme. İnsanlara karşı büyüklük taslama. Bu da Karun'un şeyidir. İşte süsüyle insanların içinde ortaya çıkarak ne yapmak? Kendi üstünlüğünü bu yönle şey yapmak. Onlara karşı tekebbür etmek. Bunlar yanlış şeylerdir. Ayrıca bahsettiğimiz üzere burada El-Mughni isminin tecellisi vardır. El-Mughni isminin tecellisi zekatla sınırlı değildir. Onu söyleyelim. Şimdi bazıları burada hemen devreye girer. Zaten biz zekatı vermiş olarak. Yani. Öyle olmuyor. Hayır. Zekat vermek El-Mughni isminin tecellisi değildir.
bir yönüyle tam olarak. Niye? Çünkü ihtiyacı vermek zengin etmektir el-muğni ismi. Sen zekat vererek zengin etmiyorsun kimse. Etmiyorsun ki, ihtiyaçlarını gideriyorsun. Evet. Burada çok böyle bariz bir fark var. Tabii. Bariz, herkesin anlayabileceği bir tabii. fark var. Şimdi evet. Bunu bir daha siz söylemeyin. Siz söylemeniz lazım. Evet, tabii. Yani böyle zekat veriyorum diye ben işte tamam artık müminlik kemale erdim. Bu esmayı ben tecelli ettirdim diye kimse şeye kapılmasın. Çünkü yaptığın sadece belki o an doyurmaktır. Tabii. Ama muğni zengin et diyor. Tabii. Değil mi? Zengin nasıl zengin et? Mesela sen bir mal üretiyorsun. Ara mallar var. Bir şey var. O tedarikte diğer insanları da zengin et. Sen kazanıyorsan onlara da kazandır. Yani işçilerin işte iyi para kazanıyorsan sen de onları bir kısmını bir gün gelecek patron olacak gibi şey yap. Ama senin anlayışın nedir? Ben öyle bir ücret vermeliyim ki her zaman işçi kalsın diyorsun. İşte burada el-muğni isminin tecellisi yoktur. Evet. Değil mi? Aslında bu isim biraz iktisada da sesleniyor. Tabii. Yani şey mesajını veriyor. Çünkü diyorlar ya İslam'da diyor şey yok diyor. Ben istediğim kadar kar koyabilirim. Helal olduktan sonra diyor. Hani ben kara borsaya da düşmemiş mal. Ben ucuz aldım. %1 milyon kazanırım. Doğru kazanırsın da o aracı senden alan adam bir şey kazanamıyor. Ya işte. Mesela bazı, ad vermeyelim burada, bazı marketler var, duyuyoruz yani. İşte diyor gidip bir ürünü alıyor, çok cüz'i bir karla alıyor. Hı hı. Yani amaç orada çok cüz'i bir karla, yani adeta hani şey yapıyor böyle, silme bir şey. Niye bu şekilde? Yani bencillik. Hı hı. Yani maksat benim para gücüm vardır. İstersen sat, istersen satma der gibi. Evet. Kartelleşiyor bütün şeyi elinde tuttuğu için. Halbuki burada işte bunlara da hitap vardır. El-Muğni ismi aynı zamanda tedarik zincirinin adalet ve vicdan ve insaf ilkelerine göre oluşması, işlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Evet, şimdi isme baktığımızda Seydam, isim daha çok servetle alakalı. Tabii. Bir fakirler kısmını şey yapmayalım. Bu isimlerin, bu esmaların fakirdeki tecellisi. Yani şimdi zenginlerdeki el-muğni ve el-gani isimlerinin zengine verdiği ödev ortaya çıktı. Tamam, anlaşıldı bu. Anlaşıldı. Peki. Fakir ne diyecek şimdi? Diyecek ki ya bu esmalar zenginlerle alakalı, benimle ne şeyi var? Öyle mi düşünecek? Güzel bir soru. Hoş bir soru tabii. Çok pahalı bir şey yani. Hani iktisadi anlamda milyon dolarlık bir soru yani bu. Evet. Şimdi Esma-ül Hüsna şeyinin, yani bir ismin bir zümreye tecelli etmesi Allah'a yakışmaz. Değil mi? Haşa. Tabii, haşa. Yani biz diyebiliriz ki Esma bir Allah'ın bir ismi belli bir zümreye, belli sadece bir... kadınlara sesleniyor. Böyle bir şey. Ya da erkeklere ya da ya. Öyle değil. Herkes payını alır. Bir isim herkese hitap eder ve herkes tecelli eder. Dolayısıyla yani fakirlerin gani isminde tecelliyatını bilmeleri çok değerlidir. Hı hı. Çünkü o ezikliği, o şeyi. Ha, şimdi Hak Teala Celle Celaluhu fakirlere de şunu söylüyor. Yani bunun tecellisi ne, şöyle ifade buyuruyor. Yani diyor ki siz de eğer çok zenginlerin azlığını ya da şey olduğunu gördüğünüzde sizin de bu ismin tecellisindeki şeyiniz istigna makamıdır. Siz de kendinizi muhtaç görmeyin onlara. Mesela adam istigna, müstagni sayın. Tabii müstagni. Onun Türkçesini de verelim. Tabii müstagni sayın. Yani şöyle söyleyelim. Kendinizi muhtaç görmeyin onlara. Sana ihtiyacım yok. Yok, evet. Açlıktan olsam da sana ihtiyacım yok. Budur. Çok güzel. Yani müstagni. Evet. Mesela adam Mercedes'iyle, arabasıyla, neyse ad vermeyelim de reklama girer. Şey, lüks bir aracıyla şeyin önünden geçerken işte Allah Celle Celle diyor ki ona, sen de onun arabasına bakma. Orayı bile bakma. Plakasın yani, hani hakkı şey yapma diyor. Yokmuş sen gibi davran. Davran. Senin de istihna makamı olsun. Adam orada, o kişi sana hava atmaya çalışırken senin o tavrın ne yapacak? Onu, ona çok bir şey, bir ders olacak. Tabii. Adam yani onun için o arabayı alıyor. Hatta eğer sana gel bin falan dese binme diyor. Yani gel, evet. Gel bil falan dersin, yok kardeşim ben yürürüm, Allah bana sağlık vermiş, şuradan şuraya yürürüm, sen arabana binmem de diyor. Tabi karşıda kibir varsa. Tabi varsa, tabi o şekilde. Kibir varsa bir istigna, sen de müstagni olacaksın. Evet. Tabi. Nitekim kim kazanıyor o zaman?
Ya kim kazanır? Siz soruyu cevaplıyorsunuz. O zaman yani. O ne tenekeye döner o araç. Yani teneke ne olur. Ne olur? Teneke olur. Hayır, bir de o kadar para yatırmış. Tabii niye tenekeye yatırmış? O kadar para hava atmak için. Yani hava atmak içindi. Teneke oldu. Bir de sizin hadi bir isim verin. Yani memlekette işte Hüseyin Ağa ya da bir yani Ökkeş Bey ya da ha. Adıyaman'da hangi isimler? Ebu Zer Efendi. Evet, takmıyor mesela. Gidiyor ta buradan İstanbul'dan işte Adıyaman'a kadar o hesapla gidiyor. Bir de Ebu Zer Efendi hiç bakmıyor bile oraya. Değil mi? Ne olacak? Ne etti bu kadar? Müstağni de bu gani ve muğni kelimesinden türeme. Tabii ki. Bu zaten espri burada. Tabii. Hikmet burada, incelik bu. Tabii. Yani öyle bir isim ki zenginlik anlamına geliyor. Tabii. Ama biraz daha açtığınızda diyor ki sende yok mu? Hı. Sakın diyor müstekbire boyun eğme. Tabii ya müstekbir değil burada müstakni. Müstekbir derken yani, kibirlenmiş. Ufaklı evet tabii. Kibirli anlamında yani müstekbir. Malı tabii. Kibirlenene karşı sen sakın diyor şey başını indirme. Müstakni ihtiyacım yok benim sana. Aynen. İşte bu da gani isminin iç zenginliği olarak, tabii iç zenginliği olarak adlandırdığımız evet. Kişinin üzerindeki şeyidir ve bu o öyle bir izzet oluyor ki çünkü şöyle bir fark da var. Araya gideceksek sonra devam edebiliriz. Ara bir 4-5 dakikamız evet, var. Şu nokta da çok muhimdir hocam. Yani hayvanı mesela bağlamaya da istigna denir. Yani bir şeye bağlıyorsunuz ya bir işte bir şey. Tabii bir yere. Bir yere bağlamaya istigna. Niye? Çünkü diyor artık onun hiç bir şeye ulaşma durumu yok. Yani manası şu. Eğer sen kendini ihtiyaçlarını azaltırsan bazı şeylerde ihtiyaç duymadığını gösterirsen o zaman hem kapitalizme karşı hem onların akımlarına karşı hem şeyine karşı ne yaparsın? Müstağni olursun. Senin o müstağniliğin onların bütün şeylerini bitirir. Hı hı. Ondan dolayı ihtiyaçlarını yani kendi ihtiyaçlarını çok ciddi azaltarak ne kadar az şey yaparsan o kadar kendini müstakni görmüş olursun. Şimdi hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor gerçek zenginlik mal çokluğu değil gönül tokluğu. Aynı şey iç zenginlik. Evet, zenginlik dediğimiz şey. Ben de hani şey o açısından. Gönül tokluğu diyorlar, iç zenginliği diyorlar. Şimdi başka bir sürü ismi var. Bir de ayet-i kerimede de var. Elem ecid ke yetimen فَاَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى şimdi seni ail yani hani diyorlar ya tecrübe ediyorlar işte sen yoksuldun seni zenginleştirmedik etti. Peygamber zengin olmamıştır aslında hiçbir zaman zengin olmamıştır parasal bir mal sahibi değildir yani niye bir şeyde gözün yok bir de namın var yani senin sesin çok çıkıyor şimdi bir sürü mal sahibi gelip sana boyun eğmiyor mu senin sesin onlarınkini bastırıyor daha çok çıkıyor çünkü sen gına sahibisin. Evet. Sen tağınni, senin sesin, senin namın onları eziyor. Ondan dolayı bugün biz burada hikmeti konuşuyoruz. Hangi zengin gelip bizim bu şeyimize karşı bize şey yapabilir ki? Kimin ne haddi? Ne haddine? Evet. İşte vecedeke ailen fe agne yani senin sesin daha gür çıkar, daha üstün çıkar. Hı-hı. Çünkü sen ganisin yani senin tabiri caizse şeyde gözün yok. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenginliği böyle bir zenginliği yok ki. Yani biz biliyoruz ki Hazreti Ebubekir'den destek almıştır. Yani, bir zengin alır tabii, mı? Tabii. İşte, bir de o boykot döneminde bu zenginlik varsa boykot döneminde şey deri yiyorlar. Tabii hiçbir dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zengin. Ya bir yeni yani, işte evlendiğinde ki o zaman hani 25 yaşında. Yani. Yani şimdi biz ayeti sadece oraya hasedemeyiz. O zaman örnekliği sınırlı kaldı. Ha peygamberlik gelmemişti zaten. Tabii peygamberlik de gelmemiş zaten. Evet yani. Yani biz onu o şekilde yapsak eksik kalır. Hı-hı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman yokluk çekmemiştir. Hı-hı. Bunu kabul etmek lazım. Peygamber haşa bir fakirlik böyle bir eziklik şey yaşamamıştır. Bu evet. Daha gayet de. Büyük bir zenginlik de yaşamamıştır. Ama böyle bir zenginlik falan da yoktur. Ondan evet. Dolayı fe agne ayeti yani seni zengin etmedi mi? Buradaki zenginlik senin namın, senin etkin, senin itibarın, senin hı-hı. İzzetin anlamındadır aynı zamanda. Yani ve ihtiyaç senin ihtiyacın olmaması anlamındadır. Elbette yani ondan çok daha mali olarak işte zengin olanlar var. Peygamber tabii sallallahu aleyhi ve sellem miras da bırakmamış. Yani elde evde hı-hı. Öyle bir birikmiş şeyi de yok. Hiç kimse hiçbir rivayette peygamberimizin birikmiş parası evet bir sermayesi bulmuş ama zengindir. Niye zengin? İşte fakirler bu yönü, onu bu yönünü ele alarak, bu yönden Peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem bu yönü ne şey yaparak ne yapacaklar?
Bir de gelip kendilerine hani şurada da aslında çok zenginse kendisine gelip para teklif ediyorlar. Çok zengine tabii, para teklif edilmez. Zaten edilmez ki hocam. Yani bu işi bırak diye para tabii teklif ediyorlar ya. Evet. Seyyidim bir araya gideceğiz. Evet muhterem izleyenler, Rabbimizin El-Gani ve El-Mughni isimlerini konuşuyoruz. Zenginlik ve zenginliğin, paranın, sermayenin nasıl kullanılması gerektiğini de inşallah ikinci bölümde konuşacağız. Evet muhterem izleyenler, devam ediyoruz. Zenginliği konuşuyoruz ama Seyyidim ayetlerde geçen gani, muğni, mustagni kelimelerini konuşacağız. Tabii bu kelimeyi biraz önce birinci bölümde de konuşurken gına kelimesi Allah-u Teala'nın zenginliği. Türkçe ge, yumuşak ge kullanılmadığı için gına diye geçmiş durumda aslında. Gına. Şimdi Türkçe'de mesela biraz önce hani dediniz ki Allah'ın gınasıdır. Ama Türkçe'deki gına gelmek şeydir, olumsuzdur. Buyur. Yani olumsuz bir deyimdir. Şimdi gına aynı kökten geliyor. Gına gelmek. Bana gına geldi artık. Hani dayanamıyorum artık, sıkıldım anlamında. Bıkkınlık. Bıktım yani. Hı. Kelime zenginlik. İnsan zenginlikten de bıkmaz herhalde. Demek bıkıyormuş hocam. Yani niye bıkıyor? Çünkü nitekim baktığımızda bu bıkkınlığı açık hissediyoruz. Eğer vermezsen hep alırsan ne olur? Bıkkınlık olur. Şimdi biz dünyadaki mutluluğun çok şeyleri var işte, sırları var ama en önemli sırrı al-ver ilişkisidir. Şimdi insan yemek yer ama o yemeği şey yapmazsa, dışarı etmez, daha yiyemez. Obez olur. Daha fazla şey yapar. Şimdi mal obezitesi diye bir şey var. Şimdi insanlar yemek yediği zaman obezite oluyor. Eğer işte sindirim şeyi dengeli olmazsa, hep yerse, vermezse ne olur? Obez olmaz mı? Tabii ki. Yani şişman olur, şişko olur. Ha, öyle de diyelim. Değil mi? Tabii herkes için kastetmiyor. Hastalık. Kesinlikle hastalıktır yani. Yani demek ki al ver dengesi olmalı. Nefes biz alıp veriyoruz. Her şey öyle. Her şey yemek yiyoruz. Ama o yemeğin eğer sindirimi varsa bir daha yemek yediğinde haz alırsın. Aksi takdirde yemek bile eza olur. Tabii eza olur. İşte zenginlik de böyle. Eğer vermezsen seni obez yapar. İşte gına gelmek mal obezitesidir. Artık kazancından haz almamaya başlıyorsun. Bu sefer farklı farklı şeylere girişiyorsun. Ne yaparsan boş. Ne edersen boş. İşte gına gelmek bugün dünyanın da ciddi bir sorunudur. Yani insanlar en basit bir dokunuşla, bundan kurtulacakken bunun yerine ne yapıyor efendim? İşte bu sefer farklı fantezilerle, farklı yöntemlerle bundan kurtulmaya çalışıyor. Bunun yolu, yani bu vermenin yolu iman mıdır? Çünkü bakıyoruz, şuradan tamamlayayım. Batı'da da mesela işte zengindir, Müslüman da değildir. Diyor ki Afrika'daki çocuğa sahip çıktı. Ona şunu gönderdi, bunu sahip çıktı. Bağış. Onlar bağış diyorlar. İşte Kızıl Hac. Ya bizim Kızıl Ay'ımız var. Müslüman işte STK'lar hani gidiyorlar. Zenginler bağışlarda bulunuyor. İşte yardım ediyor. Yani veriyor. Bu acaba fıtri bir kanun mu yoksa elbette dini bir kanun mu? Ona bu geliyor. Bu fıtridir hocam. Zaten fıtri olan şey dini olur. İnsani olan şey dini olur. Şimdi fıtratla dini biz ayıramayız ki, insani olanla dini aynı şey. Yani yani bugün isterseniz kapitalist felsefeden, materyalist felsefeden, ne bileyim hangi felsefeden giderseniz gidin, insani olarak bu böyledir. Yani insani olanla fıtri olan, İslami olan aynı şey. Çünkü her şeyi yaratıcısı Allah'tır. Yasaları buna göre, kainatın yasalarını, sosyal yasaları, toplumsal yasaları, idari her şeyi buna göre belirlemiştir. Dolayısıyla aynı şeye çıkıyor, yola çıkıyor. O bakımdan yani bugün sen birileri insani der, yine aynı şeydir. Mesele bunların yaptığı şeyin hani o bazı munferit olmasıdır. Yani felsefelerinde böyle bir şey olmamasıdır. Yani bugün kapitalist felsefede böyle bir şey yok. Yok, orada yok. Yani ama bireysel olarak elbette böyle bir şey çıkabilir. Batı'dan da, doğudan da, Japonya'dan da, kuzeyden, güneyden, her taraftan böyle bir şey çıkabilir. Bireysel anlamda bir şahıs insani olarak, fıtri olarak ben hayır yapmak istiyorum diyenler çıkabiliyor nitekim. Dolayısıyla ama medeniyete onlar öyle değil. Yani Batı medeniyeti, Batı medeniyetinde bu dediğiniz şey yok. Yani tabii işte bunun medeni olması meselesi önemli. Yani bunun bir sisteme dönüşmesi, bir kurumsal bir hale gelmesi ve bir genel bir uygulamaya dönüşmesi önemli. Eğer bu genel bir uygulamaya dönüşseydi dünyada hiçbir sıkıntı kalmazdı. Ama işte bireysel teşebbüsler, bireysel
efendim bazı örneklikler ne yapıyor? Bunu şey yap, düzeltmeye yetmiyor. O bakımdan gına geliyor. Özellikle kapitalistlerde, bu kapitalist felsefede, liberal kapitalist neyse artık, yani maddeci diyelim. Ya da çok açgözlü diyebiliriz bizim deyimizde. Hep kapitalist diyoruz, biraz da topu oraya atıyoruz da açgözlülük de var bizde de. Adı konmuş kapitalizm oluyor İslam Müslüman toplumunda. Yani hani buna kapitalist, kimse ben kapitalistim demiyor. Evet. Ama o zihniyetle açgözlülük, cimrilik, efendim vermemek, bunlar da kapitalist felsefedir. Sonuçta biz kapitalist diyerek de, ha ben kapitalist falan değilim. Suç deyip, hep gavurda değil. Gavurda deyip biz işine çıkarlar olabilir, böyle sakın öyle düşünmeyin. Açgözlülük de böyle. Kendimize tabii, çuvaldızı önce kendimize tabii, bakıyoruz. Bir de yani uygulama böyle yani haldir bu. Bunun sistemleşmiş olan insanın nefsi bazı eğilimlerinin sistemli hale gelmesine kapitalizm deniyor. Olumsuz bazı, yoksa normalde bu zembillenmiş değildir kapitalizm. İnsanın nefsinin bazı hevasının egemen olması haline kapitalizm diyor. Yoksa kapitalizm bir duygu oluşturmamış insan içinde. O duyguların sistemleşmiş halidir. Çok güzel. Evet. Kapitalizm insanı bozmaz. Bozuk insan kapitalizmi üretir. Çok böyle tabii. Böyle bir daha söyleyin hocam. Millet daha iyi anlasın. Millet iyi anlasın bunları. Bunlar böyle şey laflardı. Başkaları söylese altını birbirine çizerler. Yok kaç kere kaç bir retweet alır falan. Yine söyleyin. Millet, evet, evet hocam. Hani kapitalizm, söz dillesin millet yani. Yani tabii tabii. Evet. Yani bozuk insan kapitalizmi doğurmuştur. Kapitalizm bozuk tabii, insanı doğurmuş. Aynen sanki kapitalizm biz... yokken de bozuk insan vardı. Bunlar sadece sistemleştirdiler. Biz zannediyoruz ki kapitalizm çıktı insanlar bozuldu. Yok öyle bir şey. Evet. Ya bozuk insan kapitalizmi doğurdu ve onu sistemleştirdi. Tabii, ve bu duygular Karun'dan beri var yani. Karun da bir kapitalisttir. Sonuçta yani bunu adına kapitalizm diyorsunuz, başka bir şey de diyebiliriz. Ama sonuçta insanın takıntıları, eğilimleri değişmiyor. Hemen mesela Kur'an'dan Abese suresi ilk, yani kapitalizmin daha felsefe olarak daha olmadığı, portakalda hücre olduğu dönemlerde, şimdi ayet-i kerimede diyor ki kendisini müstağni sayana gelince, işte sen arınsın diye ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Tabii istigna, o da istigna geçiyor zaten. Ama ben istigna diyor. Yani kendini sana muhtaç görmüyor diyor. Buna rağmen neden sen üzerine duruyorsun? Yani bugün gerçekten bu çok önemli. Vahye yani karşı kendini müstahını görüyorsa, şimdi düşünün ki biz az önce bir örnek verdik. Hani dedik ya adam arabasıyla geçerken sen müstahınıysan. Adam kendini vahye karşı müstahını gördüğünde Allah Celle Peygamber diyor ki sen ona yüz verme diyor. O müstahliliği onu çarpsın. Yani nasıl? Bakalım kendi başının çaresine bakabilecek mi? Kaynağı ona yetecek mi? Zihni, aklı ona yetecek mi? Kendi sahip olduğu şey neyse, iddialar onu idare edecek mi? Yani demek ki bizde de o istigna makamı olmalı. Evet. Fikirsel istigna, sosyal istigna. Biz çok bu şeyi kaybettik. Üstünlüğü kaybettik. Batıdan gelen en ufak bir şeye karşı bakıyorsunuz, istigna makamımız yok. Hatta onlar bize istigna yapıyor. Tabii onlar müstahni. Tabii onlar istigna yapıyor. Evet. Onlar yapıyor. Evet, yani biz o hakim olma, zihinsel olarak üstün olma şeyimizi kaybetmişiz. Tabii ki. Öyle ki her alanda işte böyle bir hoca bile konuşurken diyor ki acaba batılılar ne der? Tabii istihna ya şeyi... Ya Kur'an ne der diye bunu düşüneceksin. Tabii o manada işte bundan kurtulmamız gerekiyor. Evet. O gani isminin şey tecellisi bizde zayıf. Yani bakın biz maddi olarak anlıyoruz bunu. Fakat وَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا Kur'an'la tagani etmeyen bizden değildir hadisini biz anlamıyoruz. Evet. Şey anında. Niye? Biz bugün sosyal bilimlerde, eğitimde, ekonomide, felsefede, sanatta her şeyde onlara yani onların şeyiyle hareket ediyoruz. Bir istigna halimiz yoktur. Bugün felsefede değil mi? Eğitim sisteminde, şurada burada her şey batıdan bize geliyor. Dolayısıyla buradaki yani ihtiyaç duygusu maddi şeyden çok daha büyük. Biz de sadece maddi olarak, parasal olarak biz onların şeyine muhtaç değiliz şu anda. Burada kelime anlamında, kültür anlamında, kavram anlamında her şeyde onlara bir ihtiyaç vardı şu anda. Yine Seyyidem şeyin geçtiği, Allah-u Teala'nın zenginliğinden, gani oluşundan bahseden bir ayet. Tevbe suresi 28. Fakat Mescid-i Haram biraz o dönem koşullarıyla şey yaptığımda bu ayet üzerine çok düşündüm ben. Buyurun. Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Tamam.
Eğer yoksulluktan korkarsanız Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin kılacaktır. Çünkü Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. Burada şeyi düşündüm ben. Bunu belki defalarca okumuşuz ama hiç bu şeyi yakalayamamıştım. Mescid-i Haram'ın müşriklere yasaklanması. Aslında günümüz deyimiyle inanılmaz bir gelir kapısı. Tabii. Değil mi? Yani her taraftan dünyanın her yerine Arap müşrikler geliyorlar, oraya para bırakıyorlar. Müslümanların sayısı 100 bin. Hepsi de her aynen, gelecek tabii, değil. Tabii tabii. Yani inanılmaz bir turizm, tırnak içinde turizm gelirlerinden yoksun kalıyorlar. İnanç turizmi diyorlar buna. Değil mi? İnanç turizmi. Ama Allah-u Teala ne diyor? Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin kılacaktır. Tabii. Şimdi hocam burada erdem ve kazanç dengesi var. Hı-hı. Yani ilke ve kazanç. Bugün dünyanın en önemli zaafı artık para olmuş. Yani dünyada ticaret çok büyük bir zaaf. Bakıyorsun ilke falan kalmıyor. En basit bir şey de işte falan ülkede bir ticari ilişkisi var diye falan ülkenin bütün ihlallerini, insan hakları şeyleri ne yapıyor? Görmezden geliyor. Evet. Kazanacağım ya. Kazanacağım diyor. İşte burada kötü gına, yani kötü bir ses, hı hı, kötü bir müzik, kötü bir beste paraya şey yapılıyor. Oysa bunun en nihayetinde şey bozulacak, o notalar bozulacak. Evet. Beste bozulacak yani. Hı hı. Çünkü para beste oluşturamıyor tek başına. Yani sen ne kadar zengin olursan ol, eğer notaların düzgün değilse, hı hı, o müzik notaların, yani gına dediğimiz, taganni, o sesler düzgün değilse, bütün o şey boşa gidecektir. O bakımdan Hak Teala Celle Celaluhu diyor ki, siz o gına meselesinde notaları doğru yerlere yerleştirin. Zaten Tövbe Suresi bir anlamda nota demek. Hani Tövbe, evet, Suresi'nde geçiyor bahsettiğiniz. Bera'atu minallahi ve Rasulü. Bu bir notadır. Hı-hı. Bir anlamına da geliyor. Yani tabii, biz notaları doğru yerleştiriyoruz. Yani evet, bizim notalarımız doğru olduğu için gınası doğrudur. Orada çıkacak olan beste doğrudur. Yani bu manada bugün dünyanın bir sorunudur bu. Maddi yaklaşımlar doğru bir taganniye engel oluyor. Ya bunları şimdi şunlarla sonra hepsini birleştirelim. Biraz önce Abese suresinde okuduğumuz bir kişinin kendisini müstağni sayması. Tabii. Daha sonra okuduğumuz ayet-i kerime turizmde ya da işte gelirdeki müstağni, tabii, olma durumu. Şimdi başka bir ayet-i kerime, belki bu da artık sosyolojik istigna mıdır bilmiyorum. Aranızdaki bekarları köleleriniz ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanlarla evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah onları kendi lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Yani toplum katmanlarının bozulmamasına yönelik. Aynı. Sosyolojik bir yani Muğni ismi şerifinin sosyolojiye, Gani ismi şerifinin sosyolojiye. Tabii buna inanın diyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Yani Muğni isminin tecellisine inanın. Siz tekel değildir ki. Hak Teala zenginliği kimse tekel olarak vermemiş ki. Hı hı. Yani ben şunu zengin ederim, başkası öyle değil. Bazen bu, bazen başkası. Yani Allah'ın fazlıdır. Dolayısıyla bugün fakir gördüğünüz yarın zengin olabilir. Bugün zengin gördüğünüz de yarın fakir olabilir. Yani bu tedavül eder. Devir daim yapar. Hı hı. O bakımdan yani bu şeye odaklanarak, buna tamamen dayanarak, buna göre bir işte strateji, bir karar oluşturmamak lazım. Her şey Allah'ın elindedir. Ve bugün zengini yarın fakir olabilir. Yarın fakir, bugün fakir ya da fakiri yarın zengini olabilir. Tersi de her, evet, zaman mümkündür. Evet, şimdi Allah-u Teala bu ismi aynı zamanda hani biz zenginlik temelli alıyoruz ama aslında gani bir ihtiyacı olmayan. Değil mi? Tabii el-gani zenginliğin kaynağı olmaktır zaten. Yani, hı-hı, kaynak kendisidir. Evet. Yani bugün tecbite hata olmasın. Bugün mesela Batı sistemde, Amerika'daki dolar meselesinde biraz da böyle. Karşılığı yok ama zenginliğin kaynağı benim diyor. Hı-hı. Dolayısıyla bugün dolar bir zenginlik kaynağıdır. Yani, evet, bir şey para yönü değildir. Adam o ve ona verdiği anlam bu. Yani kaynak benim diyor. Hı-hı. Yani ben bir yerden şey yapmam önemli değil diyor. Yani bunun karşılığı olmaması önemli değil. Kaynak benim diyor. Yani. İşte şimdi bazen hani bazen biraz aykırı sorular da sormak gerekiyor. Tabii ki. Çünkü soruyorlar. Farklı bir dünyadayız artık. Şunu soruyorlar. Şimdi Allah-u Teala zaten zenginliğin kaynağı.
Zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama baktığımızda cihattan tutalım ibadete, namaza kadar, muamelata kadar kul kendisine itaat etmediğinde koluna diyor ki ben sana zaten ihtiyacım yok. Ben zaten zenginim yani. Sen yapacağın hiçbir şeye işte kurbanlarınız ulaşmaz değil mi? Akıttığınız kanlar ya da cihatla ilgili işte ayet-i kerimede cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. Ankebut suresi. Madem öyle ki zerre şüphemiz yok, soru olsun diye. Hani çünkü bu bazen sorulabiliyor. Gençler de biraz daha bu sorulara hazırlıklı olsun anlamında. Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok. O halde kullarından ihtiyacı olmadığı halde niye hem cihadı istiyor, hem namazı istiyor, orucu istiyor, ibadeti istiyor? Şimdi sonuçta bunların Allah-u Teala kattığı ya da eksilttiği hiçbir şey yok. Bir şey yok ama şu vardır hocam. Yani Hak Teala Celle Celaluhu kainatı ihtiyaçtan yaratmamıştır. Aşktan yaratmıştır. Sevgiden yaratmıştır. Yani şimdi biz ihtiyaç olarak yani biz kainatı niçin yarattığına bakmamız lazım. Allah Celle Celaluhu kainatı ihtiyaçtan yaratmamış ki. İhtiyaçtan değil zaten. Temel sevgiden yaratmıştır. Rahmetten yaratmıştır. Çünkü rahmeti kendisine ilke edinerek yaratmıştır. Ve birçok ayet-i kerimede bu böyledir. Dolayısıyla eğer yaratılışın gayesi sevgi ise bunun tezahürleri, bunun gösterilecek şeyleri olmalı. Bunun ortaya konacak şeyleri olmalı. Evet. Şimdi bir babanın çocuğuna karşı bir ihtiyacı yok. Ama sevgisine ihtiyacı vardır. Şimdi siz bir çocuğunuzun sizi öpmesi için ya da sarılması için neler vermezsiniz? Niye? Ama sizin ihtiyacınız yok. Hep verensiniz. Hı hı. Fakat niye bir istigna makamında olamıyorsun çocuğunuza karşı? İhtiyaçtan değil, sevgiden istigna edemiyorsunuz. Evet. Rahmetten dolayı istigna edemiyorsunuz. Şimdi Hak Teala Celle Celaluhu ihtiyaç anlamında insanlardan müstağnidir. Ama sevgi ve rahmet anlamında müstağni değildir. O istiyor ki sevsinler onu. Çünkü yuhibbuhum ve yuhibbunehu. O onları sever, onlar da onu sever. Çok Allah Teala bunu çok seviyor. Radiyallahu anhum ve radu anhu. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razıdır. Allah da kendini, kulların rızasını kazanmaya çalışıyor. Allah da onları memnun etmeye çalışıyor. Rızayı seviyor. İnsan benden, şimdi siz tabii yine hata olması, çocuğunuza bir şey alırsınız, onun rızası sizi çok mutlu eder, sevinci çok mutlu eder. Tabii ki. İşte Hak Teala'nın da kulların ilişkisi buna benziyor, tecrübe hata olmaz. Evet. Yani ihtiyaç değil, sevgi ve rahmet ilişkisidir. Dolayısıyla bir insan ben işte Allah müstahnidir ben ibadet etmem dediği zaman buradaki rahmet ve sevgi ilişkisi bozuluyor. İşte o nankörlüğe gider, şuna gider, buna gider. Allah Celle Celaluhu diyor ki ben müstahniyim. Siz bunu yapmadığınız zaman bana bir şey gelmez. Ama yaptığınız zaman haz alırım. Bundan dolayı Allah-u Teala cahil ve zalim diyor. Biz emaneti dağlara yükledik tabii. Diyor ama insan cahil ve zalim. Tabii bundan dolayı da zalim. Yani mesele budur hocam yani açık ve net. Şimdi biz kaynaklı... Yani bu sevginin kıymetini bilmeden kendine zulmediyor. Tabii öyle olmuyor. Cahilsin çünkü. Öyle hocam yani şimdi çocuğunuz size karşı, çocuğunuz size karşı yanlış yaptığı zaman ne zarar verecek size? Hiçbir. Ama üzülürsünüz. Hı hı. Yani niye? Çünkü sevgi ilişkisi bozuluyor. Evet. İhtiyaç değildir yani. Millet böyle yanlış anlamazsın. Hak Teala'nın kullarıyla ona ilişkisi sevgi ve rahmet ilişkisidir. O bunu için yaratmıştır. İhtiyaçta yaratmamıştır ki ben kullarımdan işte haşa egoyu tatmin etmek için yaratmamış ki Allah Celle Celaluhu. O kendi zatıyla kaimdir ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama bir sevgiye, bir rahmetin tecellisine Hak Teala murat buyurmuştur. Böyle uygun görmüştür ve hatta bunu istemiştir. Ve bunun gerekli olduğunu kendi zatı için böyle göstermiştir ve yapmıştır. Yani dolayısıyla bunun tecellisi budur. Şimdi bir insan ben Allah'ı seviyorum Allah'ı ama işte Allah diyor ama neyle göstereceksin sevgini? Bugün hani başka eğilimler var, başka akımlar var. Yani işte ben şunu yaparım, yok ben hiçbir şeye uymam, emir falan dinlemem yani kural murat. İyi de kardeşim yani o zaman sormak lazım. Yani Allah'a karşı sevgini nasıl ifade edeceksin? Bunu bana söyle. Evet. Allah'a karşı saygını nasıl ifade edeceksin? Allah saygıyı da istiyor. Sevdiğini söylüyorsun. Tabii. Sevdiğinin ispatı. Tabii. Sevginin ispatı, ibadetler bir nevi... Saygının ispatı. Sevgi ve saygının ispatı. Tabii. Allah anladım. Saygıyı da istiyor. Hı-hı. Hasib ismi saygı duyulan demek. Evet. Daha önce el almıştık. El-Hasib ismi var. Beni sayın diyor. Saygı saygılı olun diyor. El-Udud ismi seven ve sevilen demek. Hı hı. Şimdi Hak Teala hem sevgiyi istiyor hem saygıyı istiyor. İyi de sen nasıl saygıyı göstereceksin? Bir tarafta dikilip saygı duruşunda mı bulunacaksın? Hani sen saygı duyduğun birine saygı duruşunda bulunuyorsun da. Değil mi?
bu şekilde saygını ifade ediyor. Demek ki bir bedensel bir işte askerlere selamı var. İşte elini şöyle götürüyorsun, selam veriyorsun, saygıyı gösteriyorsun. Peki niye Tanrı'ya karşı, Allah'a karşı bir saygı ritüelin yok? Evet. Değil mi? O zaman hiç kimse saygıyı, eğer Allah'a karşı saygı yoksa, bir şekil, formel anlamda bir saygı yoksa, o zaman hiç kimse saygıyı hak etmiyor. Her hiç kimse saygı beklemesin birinden. Değil mi? Tabii. Yani Allah'a karşı işte ibadet saygıysa, dahi ben ibadet etmiyorum diyorsanız, sizin otobüste, yolda, dışarıda, sağda, solda kimse saygı hakkı yok. Her çeşit saygısızlığı tabii. Yani size yapsalar mecburiyeti yok çünkü. Yani tabii. O seni yaratmış, senin ona saygın yoksa tabii. Sen ne beni yaratmışsın, ne bir şeyin var üstümde, bir tabii. Hakkın var değil mi? Tabii. Niye sana yol vereyim? Tabii. Şimdi, Şimdi saygılı diyor, saygı tabiri kalkmamış, tedavülde kalkmamış. Saygı yürürlükte kalkmış mı bu deyim? Bu deyim var. Var. E peki bu deyim varsa, o zaman bunun gösterme şekilleri de var. İşte büyüğüne saygılı ol, büyüklerine saygılı ol, babaya saygılı ol, işte askerde komutana selam ver, şurada saygı duruşunda bulun. Saygı duruşu adı üstünde. Buna saygı duruşu diyorlar. E şimdi saygı ifadeleri var değil mi hocam? Evet. Ama birileri çıkıp ya Tanrı da bunu istiyor, Allah da bunu istiyor, Rabbul Alemin de bunu istiyor, hangi adla Huda da bunu istiyor, God Allah da bunu istiyor dese ne diyecek adam, hangi isimle söylerseniz söyleyin. Yok kardeşim onun şeyi hakkı yok, o zaman saygıyı kaldırın kardeşim, kimse saygıyı... İnsanlar işte, da birbirine saygı duymasın. Değil mi? Değil mi? Eğer bir saygı hakkı... O zaman kaostur ama. O zaman kaossa en başta saygıyı Tanrı hak eder, Rab evet. hak eder, Allah hak eder. Değil mi? Şimdi millet diyecek Tanrı falan diyorsunuz. Yani hangi deyimle kullanırsanız kullanın. Bütün dillerde hani evet o yani anlamda. O anlamda kullanılıyor. Yani, anlaşılıyor değil mi? Tabii tabii. Yani. Hani inşallah bir sıkıntı yoktur. Yani devlet saygı duyulmasını ister. Devlet büyüklerine saygı tabii. duyulması anayasal güvence altındadır. Tabii. Neden? Çünkü devletin büyüğüdür yani. Tabii. İşte belki senin için gece gündüz çalışıyordur. Yol yapmaya çalışıyor, bunu yapmaya i̇şte çalışıyor. Diyorsun ki o saygı hak ediyor diyorsun. Yasalar diyor ki hak ediyor. Evet. Değil mi? Tabii yasalara göre öyle. Tabii bütün dünyada böyledir. Hani devlet büyükleri şu şekilde, bu şekilde saygı ya yani insanlar yani medeniyetin bir gereğidir aslında saygı duymak. Yani kimse kimseye hakaret etmemelidir yani. Tamam. Şimdi herkes birbirine saygı duyuyorsa niye Allah'a saygı duyulmasın? Ya bir de bunun bazıları öyle çevirmiş. Saygı duruşu demişler. Yani mesela evet. selam vermek var mesela. Hı hı. Değil mi? Vaziyette selam var. Bir de protokol kuralları var. İşte evet. nasıl karşılayacaksın, nasıl yani bir yetkiliyi bir şeyi nasıl karşılayacağına dair bunun protokol, yani bu yazılı kuralları var. Saygı duruşu diye bir şey var. Hı hı. Değil mi hocam? Evet. Hocam son birkaç dakikamız kaldı. Bununla Seydam bitirelim. Bu da Ali İmran suresi 97. ayet. Hocam bir nokta daha vardı. Yalnız bir husus vardır. Ben onu da... Siz notlarınıza ekleyin. Yok ben zaten not ettiğimiz bir şey yok. Sadece bu noktada mühim. Yani onu da söyleyelim. Ondan sonra sizin varsa soracağınız orada gidelim. Yani şu şey önemli. Şimdi Allah'ın El-Ganiyyi ismi müzekkerdir biliyorsunuz. Bir de Ganiye yani kadın için bunun şeyi vardır. Yani El-Gani isminin müennesi tecelli eder kadın üzerinde. İşte Ganiye mesela diyoruz ya. Yani Gani, Ganiye. Allah Celle Celaluhu cinsiyetten münezzehtir haşa. O hepsini kapsar. Kadını da erkeği de o öyle şeyi yok. Yalnız şu önemli yani Ganiye kadın demektir. Ve evli olan kadın demektir. Demek ki bir kadının ganiye yani gani olabilmesi için şey anlamda zengin olabilmesi için evlenmesi gerekiyor. Kendine uygun, kendine layık bir eş bulan kadına ganiye denir. Ve bir kadın eşini bulmayıncaya kadar fakirdir. İstediği kadar zengin olsun, istediği kadar kariyer sahibi olsun. Evet. Eşiyle zenginleşiyor. Tabii. Kadının özelliği bu. Tabii yani eş de onunla zenginleşiyor. Şimdi tabii. biz kadın için söylediğim evet. gani olan erkek de eşiyle zengin oluyor. Eğer mesela adam iş sahibidir, kariyer sahibi ama eşi yok, fakirdir. Kadın işte işi var, kariyeri var ama eşi yok, fakirdir. Biz bilelim ki fakirlikten kurtaran bir şey de zenginlik evliliktir. Bu nedenle Allah Teala وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى seni ailenle yani sen orada yalnızdın, eşin yoktu, bir eş buldun ve onunla gani oldun yani.
Evet. Nitekim Hazreti Hatice'ye bunu rücu ediyor, şey yapıyorlar ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin maliyle zengin olmamıştı. Hazreti Hatice'nin kendisiyle. Hazreti kendisi bu çok güzel. Yani zengin Hazreti olmuştu. Hatice ile zengin. Tabii kendisiyle zengin olmuştu. Evet. Ama insanlar Hatice'nin malına, Hazreti Hatice'nin malına şey yaparlar da o yüce kendi zenginliğini görmüyor. Tabii o yüce zenginliğin hatunun, kendisini görmüyor, tabii, malını görüyor. Görüyor. Evet. O yüce hatunun mesela ona karşı olan sevgisini, muhabbetini görmüyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani illa oraya döneceksek yani peygamberin وَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى sen fakirdin, neyle zengin oldun? Hazreti Hatice'nin kendisiyle zengin oldun. Kadın da nasıl zengin olur? Eşiyle zengin olur. Bu böyledir. Evet. Ha şunu bunu bilmem. Zenginlik evlenmektir. Tabii eşini bulmaktır. Eşini bulmak, yani, zengini bulmak. Tabii evlenmek de bazen zenginleştirmiyor maalesef. Çünkü evet. Layık olmadığı zaman sorun çıkıyor. Ben onu söylemeyeyim böyle. Genel ismi evlenmektir ama özel ismi eşini bulmaktır. Çok güzel. Evet. Eşini bulunca insan zengin oluyor. Hacla bitirelim. Şimdi burada da hacla ilgili de Ali İmran 97. ayet-i kerimede orada apaçık nişaneler, ayrıca İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yol bakımından girebilenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden mustagnidir. Evet. Şimdi bir Allah'ın alemlerden müstahni olması ama Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı. Hocam davet ediyor Allah Teala kendi evine. Velillahi ala nasi hicjul beyt diyor. Ev daveti. Bir davet var burada. Hmm. Bir davetime icabet edin diyor. İmkanınız varsa gelin diyor. Ben sizi bekliyorum diyor. Seviyorum diyor. İstiyorum ki gelesiniz. Hı-hı. Ayetlerimi göresiniz. Makam sahibi olasınız. İşte orada Arafat Dağı var. Marifet Dağı'na çıkın. Marifet sahibi olun. Tavaf edin. Bir sürü haccın büyük büyük hikmetleri var. Şimdi buraya girmeyelim. Evet. Ama ben sizi davet ediyorum. Bu davetin altında yatan şey ihtiyaç değildir. Aşktır. Eşti, aşktır. Ama İnsanlar... siz gelmezseniz gelmeyin derim ben de. Tabii, zaten gelmeyene bir şey demiyor. Evet. İnsanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim de diyor inkar ederse tabii. Allah onlara müstahnidir. Yani evet. Ben gelin diyorum gelmezseniz de gelmeyin. Evet. Noktasındadır. Yani imkanı varsa diyor Allah'ın hakkıdır. Tabii. Gelin tabii ki imkanı olan davet gitmelidir. Ama şudur yani. İnkar edeni aslında eleştiriyor. Yani Allah kimseye yer vermiyor hacı. Ne olur gelin gelmezseniz haşa bittim olmaz. Tek başıma kaldım. Ne yapacağım falan. O zenginliğiyle davet ediyor. Tabii. İmkanı olan gitmelidir. Davete icabet bu kadar, edilir. Bu kadar. Eyvallah. Seyidam Allah razı olsun. Sizden de. Çok sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet, muhterem izleyenler, Rabbimizin el-gani ve el-mughni esmalarını konuştuk. Zenginlik, evet ama fakire de tecelli eden başka bir zenginlik var. Bunun imtihanı elbette var. Allah-u Teala zengin, aynı zamanda zengin kılmayı murad eden bir zengin. Rabbim bu esmaları anlamayı, bu esmalara layık yaşamayı, bu esmalarla isimlenmeyi ihsan buyursun diyelim. Haftaya bir başka esmayı konuşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.